erkek çocuğu yoktu. Malum 1900'lerin erken dönemleri, o zamanlarda Japonya'da kadınların iş hayatındaki rolü yok denecek kadar az. O yüzden de Sekiryo'nun bir erkek çocuğa bırakması gerekiyordu şirketi. Kendisi ailesine bakınca bırakabileceği tek kişinin torunu Hiroshi olduğunu fark etti. Ve bu durumu kabul etti. Kabul etti diyorum çünkü Hiroshi'nin, yani torununun aklı pek bu taraflarda değildi. O daha çok gezmeyi tozmayı destur olduğu için üniversiteye gidiyorum ayağına sağa sola takılan bir gençti. Yani çok böyle bu taraklarda bezi yoktu. Ama ne olduysa oldu ve bir gün Hiroshi korktuğu haberi aldı. Dedesi Sekiryo ölüm döşeğindeydi ve son isteği Hiroshi için bir kabustan beterdi. Şirketi Hiroshi'ye bırakın. Böylece Hiroshi eğlence ve zevk üniversite yıllarının arkasında bıraktı ve sıkıcı oyun kartlarıyla dolu aile şirketinin başına geçti. Nintendo o dönemde de kart oyunlarını işleri iyi götüren bir şirketti ama Hiroshi için işlerin böyle devam etmesi yeterli değildi. Madem bu şirketin başına beni geçirdiler, o zaman benim dediğim olacak diyordu. Şirketteki gelenekselci çalışanlar ve akrabalarının sözlerine kulak asmadan şirketi modernleştirme kararı aldı. Ne yaptı mesela? Japonya pazarından çıkıp daha batı pazarına hitap eden kartlar üretmeye başladı. Hatta Walt Disney ile bir partnerlik anlaşması imzaladı. Bunun sonucunda da Disney karakterleriyle dolu oyun kartları üretti. Ve başarılı da oldu yani. Satışları bir süre ciddi miktarda arttı. Aleksiyon. Ardından seneler geçti, 60'lı yıllara geldik ve kart işi yavaş yavaş sönmeye başladı. Artık Nintendo'nun ürettiği bu kartlara ilgi yoktu. Ve işler bir anda Nintendo adına yokuş aşağı gitmeye başladı. Ve bu durum Hiroshi'de öyle bir çaresizlik yarattı ki farklı sektörlere adım atma ihtiyacı hissetti. İşte bu noktada da o genel ev işletmeciliği dediğim kısım geliyor aslında. Ya sadece bu değil, taksi servisi falan da açmışlar. Geniş bir... Allah Allah! Yelpaze yani. Ne olursa denemişler, hangisinden tutturursak diye düşünmüşler. Ama hiçbiri de istedikleri kadar etkili sonuç vermemiş. Tabii şirkettekiler de farkında, Hiroshi de farkında. Yeni bir şeyler gerekiyordu şirkete. Uzun yıllar boyunca ayakta tutacak yaratıcı şeyler. Ama Hiroshi'nin kafası açıkçası pek yaratıcılığa basmıyordu. O daha çok bir şeyleri bulup getirmek, yaratıcı insanları şirkete katmak gibi işlerden anlıyordu. Daha önce yaptığı Disney'le olan anlaşma aslında bunun bir göstergesi. Hani olan bir şeyi alıp bulup şirketine adapte etmişti. Tamam. Nintendo bu şekilde çaresizce kart satışlarından para kazanmaya çalışırken Kyoto'da taze üniversite mezunu bir elektrik mühendisi iş arıyordu. Bak şimdi bambaşka bir hikaye. Bu yeni mezun mühendis arkadaş her yeni mezunu yapacağı gibi birçok teknoloji firmasına başvuru yapıyordu tabii ki. Fakat tam anlamıyla istediği işi bir türlü bulamıyordu. Başvuru yaptığı şirketlerden biri de Nintendo'ydu ve Nintendo kendisini görüşmeye çağırmıştı. Hatta kendisini işe de almak istiyordu ama bir sıkıntı vardı. Onu bir mühendis olarak değil, kartların üretildiği makineleri yağlayıp bakımını yapan... bir ziyan teknisyen olarak iş almak istiyordu. Kendi kalibresine göre düşük bir iş olsa da yeni mezun mühendis arkadaşımız çaresiz kaldı ve Nintendo'nun teklifini kabul etti. Tamam. Aslında günümüz özeti gibi olmuş bir yandan. Baktığınız zaman abi iş çok zor bir iş değildi. Öyle çok maaş kazandırmıyordu, çok bir şey yapmıyordu ama onu çok yormuyordu da. Bu yeni mezun mühendis arkadaşın kendine ayırabileceği bir sürü boş vakti kalıyordu. Ve bu boş vakitlerinde de kendince oyuncaklar tasarlıyordu. Bir gün iş yerinde kendi tasarladığı oyuncaklarla oynarken atölyeye teftişe gelen Hiroshi'ye yakalandı. Tabii mühendis korku dolu gözlerle patronuna bak kaldı böyle, eyvah sıçtık der. Ama bak bu patron diyecek ki lan sen neler yapıyorsun, hoşuma gitti gibi. Ya Hiroshi'nin ona kızacağını, belki de kovacağını düşünerek açıklamalar yapmaya çalışıyordu. Yani ya patron kusura bakma gibisinden. Ama Hiroshi'nin aklında bambaşka bir şey vardı. O hiç onaya takılmamıştı yani. Onun kafasında mühendisin elindeki oyuncak vardı. Bu oyuncak Hiroshi'nin ilgisini acayip çekmişti. Hemen mühendis odasına çağırdı ve akla mantığa çok sığmayan bir şey söyledi. Dedi ki bu oyuncaktan 1 milyon tane üretebilir miyiz? Tabii mühendis bunu duyunca şok oldu yani. Azar yiyeceğim derken bambaşka bir iş fırsatıyla karşı karşıya kaldı. İkili hemen oyuncak üzerine böyle bir istişare yaptılar, fikir ürettiler ve ufak tefek oynamalar yapıp bildiğin üretime geçirdiler bu oyuncağı. Yeni mezun mühendisin mesai saatlerinden arta kalan vakitlerinde böyle hani sağda solda bulduğu malzemelerle yaptığı bu oyuncak Ultran ismiyle seri üretime girip satışa sunuldu. Görünürde çok basit bir oyuncak olsa da fazlaca beğenildi. 600 yen yani 5,5 dolardan tam 2 milyon ünite sattı bak. 2 milyon ünite. Hilo. Bu satış şirkete can suyu oldu. Bildiğin Nintendo'nun kaderi değişti yani. Bu başarının ardından da zaten bizim yeni yetme mühendis Nintendo'nun Ar-Ge departmanının başına geçti. Vay. Araştırma ve geliştirme departmanının başına geldi adam. Ve şirkette yeni bir dönemin öncüsü oldu. Bu yeni mühendisimizin adı Gunpei Yokoi'ydi. Nintendo'yu bakmaktan Yokoi kurtaran adam da desek yanlış olmaz. Oyuncak üretmek. Tabii Yokoi sadece Ultraland'ı üretip durmadı. Nintendo'yu oyuncak alanında zirveye oynattıracak yeni işlere de imza attı. Ancak oyuncak tarafında işler giderken yeni bir sektörde dünyada konuşulmaya başlanır hale gelmişti. 70'li yıllara yaklaşırken artık yavaş yavaş video oyunları insanların hayatına giriyordu. Nintendo'nun da video oyun sektörüne bir ilgisi vardı. Özellikle de 73 yılından sonra bu ilgisi daha da arttı. Neden 73 yılı? Çünkü o dönemde küresel petrol krizi patlak vermişti. Ve Nintendo dahil pek çok firma finansal anlamda bir sıkıntıya düşmüştü. Daha fazla nakde, daha fazla kazanca ihtiyaçları vardı. Oyuncak işlerinden yeteri kadar kazanmış olsalar bile belli bir noktadan sonra artık o ihtiyaçları karşılamıyordu. Nintendo bu alanda birkaç deneme yaptı. Hatta bir tanesi ilkel bir konsol denemesiydi ama... Sadece Japonya'da satılan bir ev konsolu. Nintendo'nun ilk konsolu. Tam tutturamadı. Birkaç tane oyun yapan firmayla anlaştı. Onların oyunlarını dağıtmaya çalıştı ama oradan da böyle voley vuracak kadar büyük bir kazanç elde edemedi. Bu tarafta da bir çıkış yolu yakalamaya çalışıyordu. Burada yine Gunpei Yokoi devreye girdi. Kendisi çok enteresan bir şekilde abi. Yepyeni bir sektör oluşturacaktı ama henüz bunun farkında değildi yani. Tarihler 1977 yılını gösterirken Gunpei Yokoi sıradan bir tren yolcuyu yapıyordu. Yolculuk yaparken de etrafındaki insanlara öyle gelişigüzel bakıyordu. O sırada da gözüne bir iş adamı takıldı. Bu iş adamı hesap makinesiyle bir şeyler yapıp vakit öldürdü.
öldürüyordu. Yani gerçekten hesap makinesiyle bir işi olduğu için değil de tren yolculuğu bitene kadar oyalanayım diye hesap makinesine tuşlara basıp duruyordu yani. Yokoi bir mühendis olarak bunu görünce aklında bir şey canlandı. Dedi ki aslında cebe sığacak boyutta bir internet... Şöyle bir şey yapsak, adam onunla oynasa. Bu oyuncak üretseydik insanlar böyle sıkıcı yolculuklarda onları eğlendirecek bu oyuncağı seve seve satın alırlardı. Yokoi kafasında bu fikirle meşgulken o sırada patron Hiroshi'nin de şoförü hastalandı. Şimdi ne alaka diyeceksin, dram filmi gibi ama var bir alakası. Bundan dolayı enteresan bir konu, Japonya'daki arabaların direksiyonu sağ tarafta yer alıyor. Zaten bunu pek çoğunuz biliyorsunuzdur. Fakat Hiroshi'nin yurt dışından getirdiği fiyakalı limuzinin direksiyonu sol taraftaydı. Dolayısıyla herkesin kullanabileceği bir araba değildi bu. Yani şoför hastalanınca yerine başka şoför bulamıyorlardı soldan direksiyonlu araba kullanabilecek. Hiroshi'nin etrafında bunu yapabilecek bir kişi vardı. O da Gunpei Yokoi'ydi. Dolayısıyla Hiroshi Yokoi'den şoförü birkaç günlüğüne geçmesini istedi. Tabii Yokoi için bu hakaret gibiydi yani. Ben senin şoförün müyüm kardeşim diye düşünüyordu ama Nintendo sonuçta. Yani böyle geleneksel şirketlerde abi patronun sözünden öyle kolay kolay çıkılmıyor. Patron şirketi, çok kurumsal yapı yok. Bu yüzden de Yokoi bunu el mahkum kabul etti. Bu şoförlük yapma sırasında da abi muhabbet açmak amacıyla aklındaki bu yeni fikirden bahsetti Hiroshi'ye. Eğer cebe sığacak bir oyuncak yaparsak bu iş tutar falan diye konuştu. Sonuçta trende gördü, adamdan dolayı aklında böyle bir şey kalıyordu. Yolculuğun sonuna geldiklerinde Hiroshi'ye baktı şöyle bir, çok fikirden etkilenmiş gibi görünmüyordu. Herhalde dedi yani fikrim beğenildi. Beğendi. Bir hafta sonrasında enteresan bir şey oldu. Hiroshi Yokoi'yi yanına çağırdı. Bak dedi, seni kimle tanıştıracağım. Yokoi merakla içeri girdi ve Hiroshi'nin yanında dönemin en büyük hesap makinesi üreticisi olan Sharp'tan bir yetkili gördü. Yokoi şimdi anlamaya çalıştı mevzuyu ya. Ne alaka hesap makinesi üreticisi yani, ben anlamadım gibisinden bakışları vardı. Hiroshi dedi ki hani senin bir proje vardı ya, hesap makinesi parçalarıyla oyuncak yapacaktın. Al işte sana adamını getirdim. Yokoi bunun üzerine daha da şaşırdı. Çünkü Yokoi'nin anlatmak istediği şey hesap makinesi değil. Yapmak değildi. O boyutlarda bir oyuncak yapsak tutardı fikrine gitmişti o. Ama Hiroshi bunu tam olarak doğru anlamayıp hesap makinesiyle bir şey yapacaktı herhalde deyip böyle bir buluşma ayarlamıştı. Yokoi de burada ben bunu demek istemedim diye çıkış yapamadığı için ikili böyle buluştu bir anda. Hakikaten de hesap makinesiyle bir şey yapılabilir mi? O teknolojiyi kullanarak bir oyuncak yapabilir miyiz diye kafa yormaya başladılar. Ve bu kafa yormaların sonucunda ortaya gerçekten de verimli bir ürün çıkartmayı başardılar. Game Watch isimli ikonik bir ürün çıktı ortaya. Mantık olarak hesap makinesi teknolojisini kullanıyordu ama aslında kendisi bir oyuncaktı. İçerisinde iki tane oynanabilir tuş vardı, onun dışında üç tane menü tuşu vardı. Bunlarla böyle Ball isimli, bildiğin top isimli bir oyun oynuyordu. Bu alet şirketi oldukça heyecanlandıran bir ürün gibi dursa da iki büyük derdi de vardı. Birincisi, Game Watch'un içerisinde sadece bir tane oyun olabiliyordu. Yani siz yeni bir oyun almak istediğiniz zaman yeni Game Watch konsol almanız gerekiyordu. Bu da doğal olarak çok kârlı bir operasyon gibi gözükmüyordu. İkincisi de cihazdaki tuşlardan bir tanesinin asıl kullanım amacını bir türlü yapamadılar. Normalde bu tuşun farklı bir fonksiyonu olması gerekiyordu ama bir türlü o fonksiyonu yapamamışlardı. O yüzden de buraya başka bir şey düşünmeleri gerekiyordu. Düşündüler ve akıllarına şöyle bir fikir geldi. Bu tuş saat gösterecek bir tuş olacaktı. Siz buna bastığınız zaman sağ üst köşede saat kaç saat yazacaktı. Bu sayede de bu aslında el konsol olan şeyi bir el konsol gibi değil, dijital saat gibi pazarlayacaklardı. Ve pahalı olmasını da böyle açıklayacaklardı. Aslında bu bir saat, oyuncak değil diyeceklerdi. Adının da Game Watch olmasının sebebi bu aslında. Ben Game Watch diyorum da Game Watch. Erkan hoş geldin. Game Watch artık dilimize öyle alışmış. Bugünden bakınca ne acayip değil mi? Hani bunu bir oyuncak gibi satmak istemiyorlar. Sonra çünkü... Game Boy oluyor amınım. Nasıl Game? Game Boy Nintendo'nun muydu lan? Game Boy'u nasıl şey yapacaklar? Çünkü bir öyle bir piyasa yok. Yani el konsol gibi pazar zaten yok. Onun yerine saat olarak satarsak hem fiyat etiketinin hakkı verilir diye düşünüyorlar. Hem de hani daha alıcısı olur. Sonuçta iş adamlarına satacaklar ya bunu. Nintendo'nun bu oyuncak için planı... Oyun ve çocuk, ama boy çocuk demek mi sadece yani? 2 yılda 100 bin satış hedefine ulaşmaktı. 3 yıl boyunca hararetli bir şekilde bunu geliştirdiler ve ardından da Game Watch raflarda yerini aldı. Tabi herkes heyecanlı, ne olacak ne bitecek merakla bekliyor ve sonuç olarak hiç beklemedikleri bir şey oldu. Toplu taşımada canı sıkılan iş adamları için yapılan bu oyuncaklar bir anda çocukların gözdesi oldu. Çok kısa bir sürede abi çocuk kitlenin ilgisini çekti ya, hem de öyle böyle değil, deli gibi. Henüz 2. ayında 100 bin satışı geçti, 2 yıllık hedefi yerine bıraktı. Ve dönemin bir anda en trend oyuncağı haline geldi. Ve Gunpei Yokoi Nintendo'yu bir kez daha kurtaran bir işe imza atmış oldu. Zaten sonrasında Nintendo'yu da biliyorsunuz. Oyun sektörüne yön veren hem konsollarına, el konsollarına bir dolu oyuna imza atan bir firmaya dönüştü Nintendo. Şu anda da sektörün en önemli devlerinden bir tanesi. Buradaki tüm başarı tabii ki de Gunpei Yokoi'nin değil ama bu başarıdaki en kilit isimlerden biri olduğu da yadsınamaz. Yani kendisi böyle bir el konsoluna imza atarak bir sektör ortaya çıkarttı aslında ki Nintendo da bu sektörden bolca ekmek yedi. Yokoi'nin çok enteresan bir katkısı daha var aslında. Çok bilmediğimiz bir katkısı bu ve enteresan bir hikayesi de var. Tabii bu Game Watch'ların bir sürü versiyonu çıktı. Yokoi de bunların versiyonlarını hep çalıştı. Ve versiyonlarından bir tanesinde Donkey Kong oynanacak. Donkey Kong'u yönetmek için de bir arcade koluna benzer kol yapmak istiyor Gunpei Yokoi. Fakat bu kolu koyduğunda insanlar ona dalga geçiyor çünkü kolu memeye benzetiyorlar. Böyle olunca da reddediliyor bu fikir. Yani böyle çıkmasın abi, bu ne? Şu an herkes bunu kullanıyor lan. Yokoi de siz misiniz lan bunu diyen deyip başka bir şey düşünmeye başlıyor. Üzerine çalışıyor, bir prototip çıkarıyor ve modern D-pad sistemini ortaya koyuyor. Şu görmüş olduğunuz D-pad'in ilk kullanımı aslında Yokoi'nin yaptığı Game Watch'ta ve biz bunu hala da modern gamepad'lerde görüyoruz. Harbi lan. Vay be, adam ne bulmuş falan diyorsunuz hani. Yani yıllardır kullanılıyor abi. 30-40 yıldır kullanılan bir şeyden bahsediyoruz.
bahsediyoruz. Fakat o zaman Gunpei Yokoi bunu yaptığında sallamıyor lan hiç. Çünkü şöyle bir şey oluyor abi. Şirkette bu ürün için patent alınması gerekiyor. Çünkü her ürünün patent... Almıyorlar mı onu? Alınır böyle şirketlerde. En ufak şeyden en büyük şeye kadar. Prosedürdür abi. Yani bunun yapılması gerekir. Çalışanlardan birine Yokoi'ye diyor ki abi diyor senin bu yaptığın deep et için patent alacağız. Gel şuraya bir imza at. Yokoi de diyor ki oğlum benim işim gücüm var. Şimdi beni yorma. Sen kendi adına imzala geç işte. Çocuk da tamam diyor. Öyle yapayım o zaman yani. Madem işin gücüm var diye. Kendi adına imzalayıp patent başvurusunu yapıyor. Ve bugün bile hala da deep et'in asiktir. Patentine baktığınızda Yokoi'nin ismini değil de o çalışan arkadaşın ismini görüyorsunuz. Yani adam o kadar sallamamış yani. Ama o sallamadığı şey yani o tek seferlik bir teknoloji gibi düşünmüş belki onu ama o sallamadığı şey bugünün standardı olmuş. Yokoi'nin vedası. 80'li yıllardan 90'lı yılların sonuna kadar Nintendo'da kariyerine devam eden Yokoi anladığınız üzere pek çok önemli işe imza atmış. Ama bak Game Boy. Sonrasında da bayağı önemli işleri imza attı bu arada. Hepsine teker teker değinsek videonun süresi 1 saat olabilir. Arada başarısız işleri de oldu yalan olmasın yani. Fakat nihayetinde Yokoi Nintendo'yu kariyerine son vermek istedi. Çünkü kendi şirketini kurmak istiyordu. Nintendo'dan ayrıldı, kendi şirketini kurdu ve şanssızlık odur ki kısa bir süre sonra bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Kendisinin mühendislik bilgisi oyunlarla olan tutkusuyla birleştiği için biz oyunculara güzel bir miras bırakmış. Teşekkürlerimizi de buradan iletelim. Bu sayede böyle Nintendo'nun bir dönemine bakmış oluyoruz. Hem de Yokoi gibi çok enteresan, çok özgün bir insanı tanımış oluyoruz yani. Hani bir sürü tesadüfün gelmesi gerçekten çok enteresan bir sektöre giriş hikayesi yaratmış. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet bu arada Yokoi zeki adammış ama Hiroshi'ye de helal olsun yani. Adamın arkasında durup fikirlerini falan vermiş yani. Burada patronun da önemi çok baba. Hiroshi Reis de iyi şey yapmış yani. Her baba yiğidin yapacağı şey değil. Sus lan sen çalışansın deyip susturabilir yani. Komplocular başladı çete. Yok ya normal vefat etmiştir. 1 milyar dolar...